9'da. Yani futbolcu sevmez böyle. Şimdi Tuzla'dan 6 yenildi ama şöyle Siz izlediniz mi gerekçelendiriyor. maçı? Yok, o kapalıydı. Kapalıydı yani o Kapalı, maç ama basına hani bir kapalı. istihbaratının bilgisini aldık. Şimdi günde çift antrenmanlardan sonra çıkılan bir maç olduğu için bugün Torrent dedi ki ben onu oyun bile kabul etmiyorum dedi. Çünkü dedi çift antrenmanlar yapıyoruz. Yani Omar'ı stoperde denedim, alakasız bir oyuncu bekte denedim. Yani orada şeyi amacı yok. Oyuncu görüyor. Ha, oyuncudan ziyade oyuncunun farklı pozisyonlarda çünkü elinde iki tane stoper kalmış diyor. Ben Omar'ı bile stoperde oynattım diyor. Taylan'ı stoperde değerlendirdim diyor. Bence ona çok takılmamak lazım. Kocaeli Spor Hikmet Hoca ile birlikte Arsenal'i 5-0 mı yenmişti hazırlık maçında? Doğru mu Galiba. hatırlıyorum? O civarda bir şey değil mi? Oluyor. Arsene Wenger döneminde. Çok fazla takılmamak lazım buna yani. Ya hazırlık 6-2 Tuzla maçları. Spor. Yani şeyi antrenmanda dikkatimi çekti. Böyle yani enteresan sanki böyle futbolun temel kurallarını top kapma vesaire yeniden öğretiyormuş gibi bir şeyler çaba içerisindeydi. Bir de aldığım bilgiler hoca hakikaten işi sıkı tutuyor. Bu yoğun tempo ve hocam siz de bilirsiniz yani toplantı sürelerinde şimdi oyuncularla çift antrenman koyuyorsunuz haftanın 2-3 günü. Ve sürekli olarak oyuncularla toplantı ve analizler yapıyorsun. Oyuncu grubu bunlardan hoşlanmaz, sevmezler. Yani Torrent çok iyi bir hoca ama sistem yok abi sistem bunu kabul etmiyor. Çünkü Prandelli'de de aynısı yaşandı. Igor Tudor biraz daha şeydi, Şeyde ilişkileri, çok iletişim. yükleme. Bir yerde çok yükleme Slovakya'da yapmışlar. oradaydık Ha, zaten. Slovakya'daydı. Tabii Prandelli de keza öyle. Prandelli'nin bıraktığı takımı Çok, hatta dediler ya, çok çalıştırıyor işte takımı. Prandelli'nin bıraktığı takımı Hamza Hamzoğlu aldı, şampiyon yaptı. Hazırdı fizik olarak güçlüydü. Keza Igor Tudor iyi bir takım bıraktı Fatih Terim'e. Fiziksel olarak çok iyi durumdaydı ama oyuncular Tudor biraz daha iletişim problemi yaşıyordu. Oyuncularla problem yaşıyordu. Domenech Torrent ekibi çok sağlam bir ekibi var. Ama bu sıkı çalışma temposu oyuncu grubunun çok mutlu olmadığı bilgisini alıyorum. Yani sonuçta oyuncuya dayalı düzenin kırılması da gerekiyor belki de. Kesinlikle, kesinlikle ama Galatasaray'da bir sistem ve felsefenin yerleşmesi için gerekirse en dibi de görecek sıkıntılar da yaşayacak. yani bu sistem Galatasaray değişmediği sürece çok hoca öğütürüz, yerli, yabancı. Dominik Torrent ile ilgili bir şey de ben eklemek tabii. istiyorum. Şimdi bir arkadaşımız, bir platform var yabancı teknik adamların kendi taktiksel çalışmaları, antrenman çalışmaları ile ilgili videolar paylaştı. Burada da ismini de anayım, Zübeyde Özcan arkadaşımız çevirmiş bunu Türkçe'ye, paylaşmış. Neyse, hocayı dinledik. Hocayı dinledikten sonra çok güzel anekdotlar yakaladım. Nedir o? Hoca diyor ki öncelikle, ben diyor rakibi çok iyi analiz ederim. Rakibe çok sıkı çalışırım. Antrenman periyotlamamda da ilk 2 gün rakibe göre savunma çalışırım diyor. Ya kendi prensipleri zaten var. Rakibin eksilerine göre savunma çalışırım 2 gün. Bugün Alanya'nın mesela bir anlattı, röntgenini çekti resmen ya. İşte Dedi geriden çok iyi oyun kuruyorlar. Bizi üzerlerine çekecekler, ne yapacaklarını biliyoruz. Yani şimdiden biliyor ne yaptıklarını. işte bakınız, çok önemli bir şey. Üçüncü ve dördüncü antrenmanlarda da ben yine rakibin eksiklerine ve zayıf noktalarına göre de hücum antrenmanları yaparım dedi. Bakınız, antrenman periyotlamasında çok kritik bir şey söylüyorum burada. Yani 4 gün taktik idman çalışırım diyor hoca. Bakınız, bazı yerlerde taktik antrenman çalışılmadığı yerler var. Dolayısıyla çok çok değerli bir hoca. Yani o şablonu ezberletmek için. Tabii, ya çok önemli bir şey. Değil mi? Oyuncunun Çok kafasına çok önemli. kazımak Ya için. şimdi, ama Bakın analizde hocam, de... hocam bak bu güzel bir şey. Hani Ve şimdi burada olmaz bu bak diyeceksin. kulağa hoş geliyor, sempatik geliyor. Ama doğrusu Ama bu. Bak, keşke kulağa hoş geliyor dersek... yarışmacı bir takım Galatasaray şimdi dedi ki yani ben dedi aslında devre arası ya da sezon ortasında takım almak adetim değil yani istemem dedi. Ama İstemez mi? Galatasaray hayır diyemezsiniz. Galatasaray o kategoride bir takım. Şimdi bu adamı gördükten ki sizin anlattıklarınızla da örtüştükten sonra şunu söyleyebilirim. Ya şimdi Domenech Torrent mesela Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi yani bu tarz böyle yapılanmanın başı ya da içinde olsa çok daha doğru bir adım olurdu. Güzel bir adım Ama olurdu. artık buraya da bu tip hocalar gelsin. Ama yani Galatasaray gibi hemen sonuç bekleyen. Ama işte bu, o zaman bazı yerlerdeki yanlışlıkları da söylememiz lazım. O zaman Doğrusu şöyle bu mu? diyeceğiz. Hocam Şöyle. bak ben sana söyleyeyim. 2000 sonrası. Ya Aragones kötü mü? Delbos kötü mü? Ya 2000 ama Rijkaard şöyle bir hepsi mi durum var. kötüydü? Yani 2000 lütfen. sonrası jenerasyon maalesef
Özellikle Galatasaraylılar başarıya çok fazla alışıklar. Yani başka kulüplerin yaşadığını çok fazla yaşamadılar ama biraz da başarı müptelası oldular abi. Tamam. Başarısızlığa tahammülü ama yok Galatasaray'ın. Ne başarı? Başarıyı şey yapalım mı? Tanımlayalım. Ya kupa her sene bir iki olmaz mı? Üç öyle Avrupa. Bir... Bunu görmüş. Ama böyle bir eskiden gerçek var. Eskiden bu kaldırıyordu hocam. Bak eskiden 14 sene şampiyon olamam. Hiç kimse bir şey yapmıyordu. Yani bunu çok fazla tepki de gösterdi. Nostaljik sempatik geliyordu. Takımlar bir takım şampiyon. Galatasaray zirvede. Zirveyi gördü. Bakın, bir yanlış... O yüzden 96-2000 sonrası başarı müptelası çok enteresan bir kitle de geldi. Bir yanlış bakış açısı var. Ya üzerine tezahüratlar yapıldı işte o 4 yıllık şampiyonluktan sonra. Tabii. Yanlış bir bakış açısı var ama bunu söylemeden geçemeyeceğiz. Yani Dominic Torrent gelmesin. Ya bizim için başarılı olur olmaz hoca. Dominic Torrent'in bizim Türkiye'de takım çalıştırması bizim ligimiz için liginizin kuvveti kadar da milli takımınızın gücü olur. Milli takımımız için bile çok büyük hamledir. Kim bulduysa, ikna ettiyse, getirdiyse hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Hocam, bir Türk antrenör doğru, olarak. Güzel. Niye biliyor musun hocam? Şimdi bakın, bu adam dünyanın, yani bu değerli hocamız. Bavulumuz hazır dedi. Bu biz teknik hocamız, direktörlerin bavulu her zaman hazırdır bizim dedi. Bizim lafımız, yani haklı o konuda. Hocam bu bizim lafımızdır yani. İlk başlıyorsa adam geliyor, C lisansını alıyor. Bu zaten. Valla bavulu oluyor. Bak, yani bavula hazır olmayan bu. Bir tek isim vardı. O da Fatih Terim. İşte, bavul hazır değildi. Yani. Antrenörlük böyle bir meslek. Herkesin bavulu hazırdır ama hocanın hazır değildi. O çok şimdi, sürpriz bir olay. Antrenörlük yani. Başka bir meslek. Şimdi Dominic Torrent, Fatih Hoca'dan bağımsız konuşuyorum. Fatih Hoca'nın görevden alınmasından bağımsız konuşuyorum. Onunla ilgili yorum yapmıyorum. Ama Dominic Torrent tarzı hocalar Türk futbolunu kalkındırır. Vincenzo Montella, Sayın Başkan, Murat Sancak değil mi? Sayın Başkan'a buradan bir genç Türk antrenörü olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Montella gibi isimler gelirse Türkiye'ye, Torrent gibi isimler gelirse Türkiye'ye hem biz yerli oyuncuları belli bir seviyeye çıkartırız. Montella Erik Bulgar'ın da eski hocası bu arada. Hem ligi, Fiorentina'dan. Biliyorum. Hem ligi belli noktalara çıkartırız. Hem de Balotelli gibi isimler. Ya Balotelli'nin İtalya milli takımına gitmesi hiç hatırlıyor musunuz? Türkiye'de oynayan bir isimin bu kadar büyük bir milli takıma, milli takıma gittiğini. 3-4 büyükler haricinde ben hatırlamıyorum. Varsa belki seyircilerimiz bizim yazar. Bizim ligimizden gitti işte. Adam dolayısıyla. Performans. Montella hazırladı etti. Çok mesela. Net. Bakınız yani şimdi Montella kenar oyuncusu hep ona Sinan Kurt'la karıştırıyorum. Yunus Akgün. İkisi de Adana Demirspor'da. Bakın Babel de Snyder'da böyle bu tarz samimi takımlar. Ama büyük takımlarda gitti. Hiç büyük takım olmayan Adana Demirspor'da büyük camia. O başka. Dört büyükler doğru. Haricinde giden iş gördünüz mü? Dolayısıyla şöyle demek istiyorum yani kim bunları getirdiyse hizmet buraya Türk futboluna büyük hizmetler yapıyorlar. Şimdi bunların yanı sıra ben hani ekstra bir şey daha söyleyeyim. Vardır yoktur bilmiyorum ama Montella'nın yanına efendime söyleyeyim Torrent'in yanına genç potansiyel vadeden ve bu işle yatıp kalkan Türk antrenörlerinin de bence yanına eklenmesi lazım. Tıpkı zamanda Sepp Piontek Fatih hocamız Derval Mustafa Denizli hocamız ve Ahmet Akçan hocamız gibi bu tip hocalar gibi daha çok vardır. Böyle bir usta çırak ilişkisi olması lazım. Ve o vakitten sonra bir şeyler değişecek. Yani Torrent, ya Guardiola'nın dünyanın şu an faal en büyük teknik direktörünün sağ kolu şu an Türkiye'de antrenör. Bu adamın çalıştığı bayağı birlikte. Şey teklif yaptılar hocam bu yapı bu organizasyon kurulurken Galatasaray'da bir dönem işte Tudor'un da ekibinde bulunan daha sonra İtalya'da İşte Roma'da çok başarılı altyapılarda işlere imza atan ve son olarak Spezia U19'un başına geçen Tuğberk Tanrıvermiş'e teklif gitti. Tuğberk Hoca çıkış yapamadı. Muhtemelen yazın Torrent kalırsa tabii yani bilmiyoruz ne olacağını. Ama hani ben de şeyi sordum hani o bavul hikayesini söyleyince bavulumuz hazırdır. Ama ben kalmak istiyorum. Uzun yıllar kalmak istiyorsunuz herhalde dedim. Evet yani sevmiş. İstanbul'da sevmiş. Campos için bir şeyler söylemedin. Yok. Kim? Luis Campos'un. Ya Campos Dominic Torrent'in başka bir versiyonu. Yani tabii ki görev tanımları farklı. Görev tanımları farklı ama etkinliği. Headhunter. Kendi alanında ama kendi alanında dünyanın belki de bir numarası. Bugün Real Madrid'e. Monşi'yi atlamayalım mı? He. Tabii canım. O düştü ama Monchi. Monchi efsane yani. Doğru. Monchi. İdol başka. Yani Monchi. Öyle de Roma'da olmadı pek. Olmayacak ama. Bile. Ya %100 başarı yok. Yani yok, siz de yok, gazetecisiniz yok, yılların kesinlikle. Yani. Monchi yanlış Monchi'dir. Yanlış istihbarat yok mu? Yok Monchi. Monchi bir kafa İlk açtı. İlk üçe sayarsın. 1-2-3. Bir kafa açtı. Üstad ya.
Şeyle Luis Campos'la alakalı bir kere hocam nasıl teknik direktörü konusunda yeniliğe açık olduğunu, bu tarz bilime önem veren, evet, Türk futboluna katkı sunacak antrenman metodu, oyunculara yaklaşım, her şeyiyle isimlere ne kadar sıcak baktığını söylüyorsa, ben de aynısını Luis Campos için söyleyeyim. Yani bugün Real Madrid'e, Florentino Perez'e danışmanlık yapan, Manchester City'ye danışmanlık yapan, Lille, Paris Saint Germain'in olduğu bir Lig 1'de şampiyonluğu yapısını oluşturan, yani o temelleri atan önemli bir isim. Monaco'da işte dünya futboluna kazandırdı, Mbappe'si, işte bir sürü böyle. Şimdi bunun neyini eleştirelim değil mi? Yok, eleştirelim. Çok hayır, size bir şey demiyorum. Şey diyorlar hocam, normal soru sordum. Böyle bir adamı, ya gerçekçi olma, sportif direktör olarak getiremezsin zaten. Hayal. Getiremezsin. Sen ancak danışmanlık hizmeti alırsın. Başkan Burak Elmas'ı bu konuda tebrik ediyorum. Başka bir seviye, başka bir vizyon. Kesinlikle. Ya Galatasaraylar eleştirebilirler. Galatasaraylar, bak şu an Galatasaray, yani Kuma'yı anlamaya çalışıyorum. Uzun yıllardır takip ediyoruz. Şu an öyle bir dönemden geçiyor ki Galatasaray bölünmüş ya. Bölünmüş durumda. Ben böyle bir tablo hatırlamıyorum. Yani bir tarafta şu an bırakın Getson Fernandes'i. Getson'ı da birazdan belki sorarsın. Şu an Messi, Neymar, Suarez, o Barcelona'daki üçlüyü getirsen yine taraftar tepki gösterecek bir kitle var. Mutsuz. Mutsuz yani. Çünkü Fatih Terim'den dolayı bir kitle tepkili, önyargılı. Müthiş bir cadı avı var. Korkunç bir sosyal medya saldırısı var. Şimdi böyle bir ortamda ben atılan adımı, Luis Campos vizyonunu hem Galatasaray markası, ki Domenech Torrent de söyledi. Ben dedi, şey oynamıyor tribüne. Böyle bir adam değil. Buna ihtiyacı yok. Zaten işte. adam Barcelona'da yaşamış mı? Bayern Münih'i görmüş mü? Çalışmış mı Guardiola'yla? En iyilerle Manchester City'de çalışmış mı? İhtiyacı yok Galatasaray taraftarının tribüne. Şimdi, ben dedi, Türkiye'den önce Galatasaray'ı duydum dedi. Galatasaray'ı duyuyordum. Böyle büyük bir marka. Ben dedi, Galatasaray teklif yaparsa tabii gelirim dedi ya. Şimdi görecek tabii canım. 4 Galatasaray'ın marka değeri değil mi? Tabii canım, bizim... Şey hazır, özür dilerim. Estağfurullah. Saat başına verdiğimiz Midland Max Meyer haberi, Midland takımı az önce bir paylaşım yaptı. Bakalım.